öncekinde buralar hep suydu. Su zamanında ot da boludu, yağış da bol oluyordu. Veralar da iyiydi. Mesela şimdi herkes mısır ekiyor tarlalarına. Mısır T 11. aya kadar kalkmıyor. Evet. Sen biçerler bir başladı mı 40 gün ağız yayardık koyuna. O zaman koyunların da yetliliği, yani randımanı iyi olurdu, kuzu verimi iyi olurdu. Biz de rahat derdik, o hayvanlarımız da rahat derdi. Ama şimdi biz 11. aya kadar buralardayız. Otun durumu belli, işte her taraf burak. Yağış olmuyor. Yani, tarlalarda mal gitmeyince mallarımızın da doğru düzgün olmuyor. Doğru düzgün yem zamanında alamıyoruz. Tam randımanlı. Siz sabahleyin kalkıyorsunuz şu soğukta şu anda, evet. Hava kaç derece bilmiyorum ama soğuk yani şu anda. Bu soğukta geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz ve 300 gün en kötü yılda hayvanlar gidiyorsunuz. Diğer günlerde bokuyla, pisiyle, işte atıyorum yemesiyle, içmesiyle her şeyle ilgileniyorsunuz. Yılda kazandığınız para ne kadar ve daha sonra nasıl? Gerçekten bunun hakkını alıyor musunuz? Ya, hakkını almanı, doğru düzgün hakkını almak gibi bir şeyimiz yok. Anca buradan bir taraftan giriyor, bir taraftan çıkıyor işte. Biz arada kendimiz sadece sütünden, yoğurdundan yararlanabilirsek anca onu yiyoruz. Öbür tarafa koyuna giriyor, bir taraftan alıyoruz, bir tarafa veriyoruz. Bir de aracılar mesela, biz aracılar olmasa koyunumuzu, malımızı satamıyoruz. Hani bunun bir tam böyle bir kesimhane gibi mesela Koyuncular Birliği, birlik olarak abi yani kendi adına, bizi savunmak adına bir en az kesimhane, bir yem fabrikası gibi bir şeyler atsa, bize dese mesela siz aracılara yedirtmeyin, biz kendi adımıza birliyiz, biz sizi ezdirmeyeceğiz deseler öyle bir şey de yapmıyorlar. Biz ne yapacağız? Adam 5 lira mı verdi? 5 kişi esnaf var. Adam arasında 5 lirayı geçmeyin diyor, sağa vermezse bağa verecek diyor. Biz mecbur birine veriyoruz, kesim de yaptıramıyoruz. Ben bu sene kuzu besledim. Ramazan bayramında başladım, Kurban bayramının bir ay sonrasına kadar besledim. Kuzu kendini de yedi, beni de yedi. Anca yimciye verdim ben. Başka bir şey kalmadı yani. Onu da satana kadar ne çaktı? Ta Mersinlilere sattık, yalvara yakara. Bu süreç içerisinde mesela sizin birlikten beklentiniz ne? Ya birlikten beklentimiz bizi yani ezdirmemesi. Bizi kendi başımıza, kendi halimize bırakmamız. Mesela ben şu koyunu kendi haline bıraksam ne olur? Ya bir tarafa gider, ya kurt kapar, ya canavar yer, ya da bölünür, kaybolur gider. Bizim başımızdaki biz yani o da birlikte bizim başımızın mesela tabiri caizse çobanı. Ha bizi yönlendirecek devamlı. Sizi kendi başınıza bırakıp da biz sadece zamanı geldiğinde destek paranızı alıp da desteklerinizi şey deyip, ya öyle iki şey bize mesaj atıp da yani bugün şurada 100 koyun var satılık ya da arpa çıktı bu da ne yapacağım ben o şeyi? Zaten devletten biliyorum, elinde telefonun var. Her şeyi bilin. Ya okumuş yazmış olduktan sonra herkes bilir. Bize önemli olan malımızı değerinde satmamız, kar etmemiz. Kar etmediğimiz sürece de biz devamlı ezilmeye mahkumuz. Siz şu anda istiyorsunuz ki Eskil'de bu küçükbaş hayvancılığı belli bir fiyattan satış yapabileceğiniz bir kesimhane veya bir pazar. Yani evet. bir alan lazım. Çünkü sen dediğin gibi sen buradasın, çöldesin. Sen piyasadan da haberin yok belki. Ne yapacağım? Birini çağırıyorum, o adam 1500 lira veriyor. Öbürünü çağırıyorum. Ya 1500'ü bu koyun en fazla 1550 olur diyor. Bir 50 lira fazla verdin, biz veriyoruz. Yapacak başka bir şey. Başka bir alternatif olsa, arkadaşım ben niye 1500'e vereceğim? Giderim, kestiririm. 500 lira da çıksa, 2000 lira da çıksa bana yani neyse, bana hayvanımın değeri neyse onu almış olurum. Hakkıma razı olurum. Hakkımı alırım, razı olurum. O en azından derim ki benim hayvanım değerinden aşağı gitmedi derim. Benden alıyor adam mesela 1500'e. Öbür taraftan 3 kişi 3 el daha değiştiriyor. Her biri 100'er 200'er milyondan zaten bir şey yapmıyor bu adamlar. En az 250-300 milyon yiyorlar. 3 kişiyi değiştirdi mi 6-700 milyon 800 milyon para geliyor araya yani. Bu 800 milyon bizden çıkmış oluyor. Halbuki sen o aracıya değil de direkt o üçüncü adama satsan sen 800 lira direkt 800 daha... Ya ben 700 alayım, 600 alayım. 1400-1300 almadan 600 atsam bana 13-300 lira daha kuzu başka herkese 10-100 kuzu da en az 3 milyar eder. 30 milyar para eder. Ya ben 3 milyar değil, sen 30 milyar. Ben hani matematiğimiz pek yok. O yüzden diyorum yani bu 10-30 milyar benim koyunumun ak samanını alır. Yonca samanını alır. Ne demek yani? Ya değil, öyle tabii. Demek istediğimiz bu. Hayvancılıkta bizim gittiğimiz nokta şu anda ya bizden sonra yani bizim çocuklar hayvancılık yapmaz.
bizden sonrası hayvancılık bitiyor yani. Ha bizim gibi ileride biterse ondan sonra yete de güç gitmez. Hiçbir şeye güç gitmez. Aynen. Bir de herkes mesela herkes kendi işini yapmıyor. Adam çok zengin oluyor. 1000 dönüm tarlası var. 500 dönüm, 100 dönüm tarlası var. Adam onlar da koyunculuk yapmaya uğraşıyor. Arkadaşım herkes kendi işini yapsın. Benim tarlam yok, tapanım yok. Ben yapayım bu işi. Ben bundan ekmek yiyeyim, sen de ondan ekmek yiyin. Evet. Ben de varıp senden yiyeyim mi, samanımı alayım. Herkes birbirine yani şey olsun. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın. İnekçilik, ben inekçiliği bana üstte de para verseler yapmam. Bana şimdi şu 100 koyunu elimden almasınlar. Bana 30 inek verseler ben yapamam. Niye ben anlamadığım işi yapmam zarar eder. Ama bu iş benim işim. Kapasitem yok ya benim. Yerim var ama yapacak imkanım yok. Bakacak imkanım yok. Ben bu hayvanı mesela şimdi götürüyorum. Zabaksı mesela yaz gününde 4'te, 3'te yedir geldiği zaman 5'te yazana konurken işte çıkıyor. Öğleye kadar gidiyorum, kıvratıp geliyorum. Evime geliyorum, ekmeğe maaşımı sağdırıyorum. Tekrar ikindim bir daha çıkıyorum akşama kadar. Bir de tek geliyor, bir de komşunun içine koyununu atıyor. Ben oradan ekmeğimi yiyorum, o adam da bizden sebepleniyor. Bu şekilde geçiniyoruz ama böyle giderse olmaz. Ha şu anda para ediyor mu? İdiyor, inkar etmeye gerek yok. Ama bizde mal kalmadı. Abi işten geçti. İş işten geçti. Bizim baharın bizim sattığımız zaman bizde para etmedi. Niye? Biz yemciye çalıştık. O zaman da sana para lazım. 350'ye yem aldık. Kuzuyu sattık 2000 liraya. En iyi kuzuyu yani beslediğimiz kuzuyu. Bu 60 kiloluk 50 kiloluk kuzuları ben yalvara yakara Mersinlilere bir hafta adam arkasında yalvardım. Ha. Mersinliler götürdü gitti. Bu iyi yani bu 60 kiloluk kuzunun 2 milyar 200 gitmesine şey var mı? Bu en az 1 milyar neydi benden. 3 torba yedi mi 1 milyar 50 diyor işte. Öbür tarafta samanını, yonca samanını, bakımını hiç sayma. Eziyetini sayma. Bu yani malcılığın şeysi bu. Zamanında bizim kar etmemiz lazım ki biz de bu işi sürdürelim. Biz de bundan ekmek yiyelim. Yani bu işle uğraşanlar hep ekmek yesin, çoluğunu çocuğunu rahat geçindirsin. Biz onu istiyoruz yani.